Ve yine biz geldik arkadaşlar. Misafir olacağız bulunduğunuz yerlere. Buradaki arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, şaşkınımızla ne yapacağız? Güzel zaman geçirmeye çalışacağız. Hazırlıklar yaptık. Öğretmenlerimiz neler hazırlamışlar onları anlatacaklar. Masalarda yine güzel çalışmalar duruyor. Onun dışında Taha bize katıldı bugün. Zümra bizimle olacak yine. Kerem ve Sıla da burada bize katılmış olacaklar. Öğretmenlerimizin anlattığı, öğretmenlerimizin ayrıntılı bir şekilde uygulayarak yapacağı çalışmaları onlar da yapacak değil mi Merve öğretmenim? Evet. Şimdi iki tane çalışma var dedik. Birini Merve öğretmenimiz yapacak, birini Büşra öğretmenimiz yapacak. Neler kullanacağız, nasıl yapacağız o çalışmaları anlatacaksınız. Arkadaşlarımız yardımcı olacak. Ama onun dışında arkadaşlar bir de güzel oyun oynayacağız. Yarışmalı bir oyun oynayacağız. Ama bu oyunu oynarken, bu yarışmayı yaparken çok da güzel bilgiler edineceğiz. İlerleyen dakikalarda sizi biraz meraklandıralım, biraz heyecanlandıralım. Bu yayın döneminde sizlerle birlikte olurken minik tatlı yarışmalarla, oyunlarla da ne yapacağız? Yine konuk olmuş olacağız sizlerin bulunduğunuz yerlere. Bakalım nasıl bir şey hazırlamışız? Birlikte göreceğiz onu da az sonra. Ama şimdi çalışmalar hakkında bilgileri almadan önce şaşkınımızdan ne öğreneceğiz bakalım? Evet, şaşkından yine çok güzel bir şey öğreneceksiniz. Facebook sayfamızı söyleyeceğim. Evet şaşkıncığım, neden hatırlattığımızı da açıklayalım mı arkadaşlarımıza? Ay. Ne gönderebilirler bize? Evet. Oradan neler paylaşabilirler? Orada mesaj bölümüne gönderebilirler. Sonra biz onu yayından paylaşırız. Hangi arkadaşlarımız ne göndermiş, ne yapıyorlarmış diye. Değil mi şaşkınca? Evet. Arkadaşlar Facebook sayfamızı şimdi söyleyeceğim. Hemen not almanız lazım. Çünkü Facebook sayfamızdan bizi takip ederseniz orada yaptığımız bütün faaliyetleri paylaşıyoruz. Siz de bizim faaliyetlerimiz gibi evde yaptığınız etkinliklerin fotoğrafını bize gönderebilirsiniz. Biz de onları burada yayınlayıp sonra sizin isminizi söyleyerek sizlere selam gönderebiliriz. Facebook sayfamız facebook.com/çocukatölyesi.tv facebook.com/çocukatölyesi.tv İşte bu adresten bize çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün yine size sürprizler bekliyor. Hadi bakalım ekran başından ayrılmayın. Evet arkadaşlar adresimizi de hatırlattık. Çok daha hızlı ulaşabilmeniz için o adresi hatırlatıyoruz size. Bakalım kimler neler gönderecek. Sabırsızlıkla da bekleyeceğiz. Şimdi Merve öğretmenimizin masasına döndüğümüzde baykuş figürlü bir çanta var. Görüyoruz. Onun nasıl yapıldığını mı anlatacaksınız? Evet. Peki. Oradaki ne yapılacağını da öğrenelim diğer masada. Sonra bilgiler alalım. Sonra tamam. Arkadaşlarımızla tanışalım. Büşra öğretmenim orada da çok güzel. Ne dilimleri var? Meyve dilimleri var. Var. Meyve dilimleri de aslında birer yelpaze. Hı hı. Çok kış mevsimine giriyoruz. Hani kullanılmaz gibi düşünülüyor ama, çalışma masasının üzerinde durabilir. Ders çalışırken mesela biz burada etkinlik yapacağız. Hani bazen sıkıldığımız, terlediğimiz olabiliyor. Çok yine yapalım dedik. Yelpaze. Yelpaze. Çok güzel şaşkın baksana. Böyle terleyince böyle üstüne yapıyorsun. O da böyle rüzgar gönderiyor değil mi Arife abla? Deneyelim mi? Deneyelim. Bak, ay ben gıdıklanıyorum. Kımıldama şaşkın, hiç kımıldama. Bak tüyleri nasıl uçuyor şaşkın. Gıdıklanıyorum ben. Çok güzel, elinize sağlık. Bu ne dilimi? Bu karpuz dilimi. Diğeri? Elma dilimi. Ne yapacağız burada mı yine? Burada çilek yapacağız. Yine onların yapımını da gösteririz. Portakal olabilir, limon olabilir. Hı. Yine aklımıza gelirse meyve onları da yaparız. Çok da serinletiyor aslında. Evet. Her gören bu kapanmıyor mu diye soruyor. Ya şimdi kapanması için biraz daha farklı çalışmak gerekiyordu. Yani kolay olmuyor kapanması. Yapıştırdık ama yine mesela kitapların arasında durabilir, çantanın içine atılabilir. Hı. Hani şey kapanmıyor ama çok da yer kaplamadığı için. Masanın üzerinde durabilir. Sonra sıcak olduğunda böyle kullanırız. Evet. Tekrar bırakırız. Hem de süs olur. Evet yine süs gibi de durabilir. Peki ayrıntılı bilgileri biraz sonra alalım sizden. Şimdi Merve öğretmenimiz tam bir şey diyecek az önce. Çantamız arkadaşlarımız içine şekerlerini koyabilirler, kalemlerini koyabilirler. Kurabiye bile biraz büyük olduğunda. Evet onları yani yerleştirebilirler. Mesela çantanın almadığı şekerleri getirip benim yanıma koyabilirler. Ben onlara sahip çıkarım.
sahip olabilir. Çıkarsınız. Şeker dolu olsa çantayı da bir daha göremezsiniz. Şekeri hiç göremezsiniz zaten. Değil mi şaşkın? Arife ablacığım ama efendim? Gerçekten de şimdi bunda şeker dolu olsa ben ona sahip çıkarım. Değil mi? Bak koluna takacağım. Ay evet çok güzel oldu. Çantamı koluma taktım. arkadaşlarımla dolaştım. İyi ki şaşkıncığım. İki güzel çalışmanın da nasıl kullanılacağını da görmüş olduk böylece. Merve öğretmenim malzemeleri isterseniz alalım. Nasıl yapılacağını çok kısa özetleyelim. Sonra arkadaşlarımızla tanışalım. Neler kullanacağız? Eva kağıdı kullanacağız. Keçeli renkli kağıtlar olacak. Keçeli kalemimiz olacak. Yapıştırıcımız ve makasımız olacak. Hı-hı. İsterse arkadaşlarımız bunları renkli kağıtlardan ya da kartonlardan da yapabilirler. Ama biz daha görseli güzel olsun, yapımı kolay olsun diye Eva'yı tercih ettik. Şu şekilde iki tane baykuş figürümüzün yani tüm baykuş resmine ihtiyacımız var. Bunları keseceğiz. Araya dikdörtgen bir parça yerleştireceğiz. Bu çantamızın içine koyacağımız nesnelerin düşmemesini sağlayacak. Daha sonra üstünde kanatları var. Onları yapacağız. Gözlerini yapacağız. Burnunu yapacağız. En son kulp kısmını yapacağız ve çantamız hazır olacak. Peki detayları öğrendikçe daha da pratik olduğunu anlayacağız ama o kadar güzel özetlediniz ki şu anlattıklarınızla bile şu çantayı oluşturmak mümkün olacak gibi görünüyor. Kerem kolay gibi değil mi? Peki Sıla kolay gibi mi? Yardım edeceksiniz öğretmeninize. Daha hızlı çalışmış olacak. Bakalım Sıla ile Kerem nasıl bir baykuştan çanta yapacak? Çok merak ediyorum doğrusu. Daha önce hiç yaptınız mı baykuştan çanta? Sıla mikrofonu al eline. Ay, Sıla'cığım sen daha önce hiç baykuş çantası yapmadın mı? Bir ilk defa mı olacak? Evet. Nasıl peki heyecanlı mısın? Evet. Sıla sen kaç yaşındasın? 8. Wow, artık kocaman olmuşsun. Yoksa sen abla mı oldun? Hı. Kardeşin var mı? Var. Ay, adı ne peki kardeşinin? Gizem. Gizem de bizi izler belki. Gizemciğim, canım benim. Bak Sıla senin de ablan olsun, benim de ablam olsun tamam mı? Olur musun Sıla? Olmam. Neden ama benim ablam yok ki? Ama Gizem kıskanır. Ben ama onunla çok iyi kardeş olurum. Tamam Gizemciğim sen ikna olursan bak Sıla da benim ablam da olacak tamam mı? Bak olursan sana öpücük gönderirim. Peki madem Sıla'nın elinde mikrofon senin elinde madem eline al bakalım. Biraz daha tanıyalım seni ondan sonra Kerem'in de sesini duyalım olur mu? Neler yapıyorsun boş zamanlarında? Kitap okuyorum. Kitap okuyorsun. Şaşkın bir şey mi diyecektin? Kitap okuyorsun. En çok hangi kitap okuyorsun? Mesela böyle hikaye kitabı mı okuyorsun? Yoksa roman falan mı okuyorsun? Hikaye. Ben hikayeleri çok seviyorum biliyor musun? Sen seviyor musun hikayeleri? Biraz. Tamam o zaman mutlaka hikayeleri çok okuyalım. Oradan mutlaka bir şeyler alacağız biz de. Peki Sıla'cığım. Kerem'e mikrofonu uzatalım. Kerem'in de sesini duyalım. Kerem'cim nasılsın? İyiyim. Hazır mısın sen de çalışmaya? Evet. Sen kaç yaşındasın? 8,5. Peki. Sen neler yapıyorsun boş zamanlarında? Oyun falan oynuyorum. Şarkı falan dinliyorum. Peki Kerem mikrofonu alayım senden. Siz çalışa durun öğretmeninizle olur mu? Diğer masaya geçelim bakalım. Oradaki arkadaşlarımızın da sesini duyalım ama önce öğretmenimiz özetlesin bizi aynı şekilde. Çalışmaya başlamışsınız. İşte biraz boya işleri olduğundan kurumasını bekleyeceğimiz için şimdiden başlayalım dedik. Çöp şişlere ihtiyacımız var. Bu kalın çöp şişler marketlerde satılıyor. Marketlerde bulabilirler. Ben biraz bulmakta zorlandım ama markette aramamıştım o yüzden. Hem yelpaze sert duruyor ve daha çok havalandırdığı için ben bunları kullandım. Ama biz yine böyle etkinliklerde kullandığımız doktor çubukları var. Onlar da kullanabilirler. Yine sert farklı malzeme yani gelirse akıllarına kuru dallar olur. Yani sert malzeme lazım. Çünkü daha çok serinletiyor. Uçmuyor, bükülmüyor. Dondurma çubuklarını kullansak küçük mü gelir? Küçük bir yelpaze olur ama olabilir olur. Tabii. Onları da biriktirebilir arkadaşlar. Evet, biraz hani sıcaklarda. Efendim şimdi hani siz burada yelpazeyi karpuzdan yapmışsınız ya. Evet. Bu karpuzda kesmece mi?
Bilmem. Yani kesilmiş bak, kesilmiş bir dilim olduğuna göre. Dilim olmuş ya. Ay canım karpuz çekti ama vakti geçti herhalde. Hala var yani, biraz ucundan yakaladık yani karpuzu da. Peki. Kağıt lazım yine. Kağıtlar karton olursa, yani A4 kağıtları biraz hafif kalıyor ama kartonlar daha sert duruyor. Sert durduğu için de daha serinletiyor. Kağıt karton kullanacağız. Onları yapıştıracağız, boyayacağız. Aslında güzel bir etkinlik. Hani yelpaze kullanım amacından da farklı olarak. Hani etkinlik olarak yapılabilir evde. Peki. Gayet bence de güzel, pratik. Özetlediniz. Zaten aşama aşama da göstereceksiniz. Evet, o tahta çubukları boyadıktan sonra nasıl tutturuyoruz, kartonu nasıl oluşturuyoruz, o şekli nasıl veriyoruz, hepsini anlatacaksınız. Evet, hepsini anlatacağım. Tamam, biraz sonra dinleyelim. Tamam. Zümra, mikrofonu al bakalım eline. Nasılsın? İyiyim. Başladın çalışmaya. Boyamaya da başlamışsın. Peki seni tanıyalım mı? Kaç yaşındasın? 7. Kaça gidiyorsun? 3'e. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Kitap okuyor musun? Seviyor musun kitap okumayı? Evet. Şaşkın hani az önce sormuştu ya arkadaşımıza, ne tür kitaplar okumayı seviyorsun diye. Sana da soralım mı? Ne tür kitaplar okumayı seviyorsun? Masal kitapları. Aa, çok güzel. Peki Zümra, sen şimdi orada meyveden yelpaze mi yapacaksın? Evet. En çok hangi meyveyi seviyorsun sen? Çilek. Çilek. Sana bir tane küçük bir soru sorabilir miyim? Sor. Hani böyle meyvelerde vitaminler oluyor ya. Evet. Mesela C vitamininin olduğu bir tane meyve söyler misin? Yakın zamanda çok çok yiyeceğiz ondan. Böyle dilim dilim. Portakal. Portakal, evet. Alkışlayalım Zümra. Portakalda C vitamini varmış Arif abla. Evet, peki. İyi ki hatırlattı şaşkın değil mi Zümra bize? Peki, mikrofonu Taha'ya ver bakalım. Taha'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Seni de tanıyalım. Kaç yaşındasın? Kaça gidiyorsun? 8 yaşındayım. 3 A'ya gidiyorum. Harikasın. Yani 3 tane A yan yana mı? 3 A. A, A, A. Sen hangisine gidiyorsun? Öyle mi oluyor? Aha. Yoksa sınıfının adı 3 A mı? Evet, sınıfımın adı 3 A. Ay, ben de 3 tane A yan yana sandım. Sabah birine giriyorum, öğlen birine giriyorum, akşam da birine giriyorum. Öyle olsa ne kadar ilginç olur değil mi? 3 evet. Tane sınıf olsa öğrencilerin. Taha, ilginç olur mu? İlginç olur. Olur değil mi? Peki, en çok hangi oyun oynamayı seviyorsun Taha? Saklambaç. Saklambaç. Peki, o zaman kolay gelsin diyelim sana. Şimdi, da. O zaman ben Taha'ya bir tane soru sorayım 3'le ilgili. Hadi sor bakalım. Bakalım bilebilecek misin? Taha'cığım, mesela günde 3 defa yaptığımız bir şey var. Neydi o? Mesela yemek yedikten sonra sabah, öğlen, bir de yatarken 3 defa ne yapıyoruz? Dişlerimizi fırçalıyoruz. Evet! Arif abla, dedem öyle dedi. 3 defa dişlerini fırçalarsan evet. Dişlerin çürümezmiş dedi. Evet şaşkın. Yine de Taha'yı tebrik ediyorum. Zaten bildiği için tebrik ediyorum ama 3 kere dediğin halde bildiği için ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü 2 kere de diyebilirdin. Sabah akşam da diyebilirdin. Değil mi şaşkın? Evet. Ama 3 kere daha iyi olur fırçalarsak. Okulda olduğunuz için belki siz de 3 kere fırçalayamayabilirsiniz. Sabah akşam fırçalarsanız da güzel olur değil mi? Dikkat ediyor musun? Dişlerine güzel bakıyor musun? Evet. Aferin sana. Hadi o zaman kolay gelsin diyelim. Mikrofonu bırakabilirsin. Çalışmaya devam edebilirsin. Şaşkın. Efendim. Biz bugün arkadaşlarımız için bir atasözü hazırladık değil mi? Evet, atasözü hazırladık. Gerçekten de çok güzel bir atasözü olacaktı. Evet, şimdi şöyle yapalım. Öğretmenlerimiz biraz daha hem çalışmalarını ilerletmiş olacaklar bu arada biz seninle bilgi verirken. Hem de o çalışmaları ilerletmiş şekilleriyle birlikte tekrar detaylı olarak anlatacaklar. Ardından da arkadaşlarımız yarışsın istiyorum ben. Görelim hem atasözümüzü hem de nasıl olacak o harfler bir araya geldiğinde atasözümüz nasıl tamamlanacak çok merak ediyorum. Ben de. Ama hatırlatalım mı atasözümüzün ne olduğunu ekran neydi? Başındaki arkadaşlarımız. Siz bana da söyleyin. Hani ben sana da hatırlatayım. Bakarsan
Bağ olur. Bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur. Bakmazsan dağ olur. Ben biliyorum bunu. Sen biliyorsun bunu. Evet. O zaman senin bildiğini biz de bilelim. Ne biliyorsun? Şimdi gözlerini kapatırsan sonra arabadan gidersen bir bakarsın. Araba gitmiş, gözlerim kapanmış. Dağ olmuş. Sonra gözlerimi bir açarım ki üzüm bağlarına gelirim. Bağ olmuş derim. Bakmadım da baktım bağ oldu. Hay Allah ya, böyle olabilir mi? Olmaz mı? Birazcık bilmiyorum ekran başındaki arkadaşlarımız ne düşünüyorlar ama biraz değişik oldu böyle. Ay gene mi karıştırdın yoksa? Hay Allah. Bununla ilgili biz o hani oyunumuzu oynadıktan, yarışmamızı yaptıktan sonra arkadaşlarımız konuştular, anlattılar ne anlama geliyor bu atasözü diye. Onlara da bir kulak veririz, onlardan da öğreniriz, olur mu? Tamam ben Arif abla kulaklarımı vermeyeceğim, burada dursun. Öyle değil şaşkıncığım, mecazi anlamda. Kulak vermek demek hani göz yummak. Evet. Deriz. Bu da kulak vermek. Yani dikkatli dinlemek anlamında. Ay çok utandım yine. Ben de bir anda kulaklarımı vereceğim sandım. Alır mıyım ben senin kulaklarını hiç? Dursun yerinde, lazım değil mi sana? Tamam dursun orada. Benim şapkamın altında duruyor. Kalsınlar orada. Dikkatli dinleyelim, öğrenelim diye kulak verelim anlamında. Tamam mı? Tamam Arif. Şimdi merak ediyor musun? Bak baykuş ilerlemiş, baykuştan çanta. Ha. Diğer taraftan da yelpazeler ilerlemiş. Hangisi daha fazla ilerlemiş? İlerlemişse onun hakkında bilgi alalım, tamam mı? Tamam Arif ablacığım. Sence hangisi daha fazla ilerlemiş, bak bakalım. Bakıyorum. Hadi. Baykuş. Baykuş bir adım önde. Arkasından şey geliyor. Yelpaze geliyor. Baykuş öne geçti. Yelpaze arkada. Ben baykuşu öğrenmek istiyorum şimdi Arif abla. Baykuş öne geçti diyorsun. Evet. Peki Merve öğretmenim, şaşkının yine anlatma tarzından sizin öne geçtiğinizi anladık. Ne yaptık? Gerçekten de tam anlatılacak noktaya gelmiş. Evet. Size döndüğümüzde. Baykuşların iki tane gövde kısmımız vardı. Onları kestik. Şimdi bu nasıl çanta olur? Bağlama kısmı nasıl olur? Onu göstereceğim. Hı hı. Bir tane dikdörtgen parçaya ihtiyacımız var. Bu parçanın birer santim. Yani bir parmak bir kenarından, bir parmak diğer kenarından boşluk bıraksın arkadaşlarımız. Hı hı. Bunu ikiye katlasınlar öncelikle. O iki kestiğimiz baykuş figürünü bir araya getirecek olan parça. Evet, kesit. Peki, dikdörtgeni kestik. Sonra dilim dilim küçük kesikler attık. Evet. Neden? Çünkü çantamız oval şekilde, altı oval olduğu için, hı hı, hem daha kolay katlanmasını ve iki gövdeyi birleştirmek için kenarlarını kesmemiz gerekiyor. Hı hı. Eğer kesmezsek hem birleştirmede zorlanırız hem de daha sonra çantamız açılabilir. Hı hı. O nedenle arkadaşlarımız buraya çok dikkat etsinler. Peki. Bu kesmiş olduğumuz kısımlara yapıştırıcıları süreceğiz. Önce gövdenin bir kısmını şu şekilde, gelecek şekilde şöyle yapıştıracağım. Yani kesmiş olduğum, tırtıkladığım, böyle küçük küçük kesikleri attığım kısımlar içte kalacak şekilde yapıştıracağım. Baykuşa yapıştırıyorsunuz yani. Evet. Şu şekilde yapışacak. Daha sonra diğer kısmını da üstüne yapıştıracağım. Hı hı. Ve çantamızın gövde kısmı buradaki gibi hazır olacak. Hı hı. Daha sonra üzerindeki figürlere geçeceğiz. Örneğin gözlerini yapacağız, kanatlarını yapacağız, ayaklarını yapacağız. En sonunda sap kısmını yapacağız. Peki, o zaman siz anlattığınız kısımları şu anda başlayın çalışmaya. Anlatmadığınız kısımlara sıra geldiğinde de bizimle yine paylaşın. Onları da iyice anlamış olalım, olur mu? Olur. Kolay gelsin. Size ana gövde nasıl oluştuğunu öğrendik orada. Şimdi şaşkın. Yelpazeye geldik bakalım. Yelpaze nasıl olmuş? Evet. Bak boyamalar tamamlanmış. O tahta çubuklar teker teker boyanmış. Ne yapacağız şimdi? Şimdi biz biraz kurumalarını bekliyoruz. Hı-hı. Birazdan kuruyacaklar. Daha sonra şu şekilde yan yana gelecek şekilde tamamen üstüne gelmeyecek. Evet. Biraz böyle açıklık bırakarak, hı-hı, böyle hem açılmasını sağlayacağız. Bu şekilde hem sadece uçları birleşecek. Hı-hı. Şu şekilde hepsine yani bir yaklaşık 6-7 tane yeterli oluyor. Sayının çok bir önemi yok herhalde. Çok bir önemi yok. Genişliği ne kadar yaparsak. Evet. Peki. Şimdi biz genelde çok kullandığımız için daha sert durabiliyor. Mesela 2-3 tane şişten yapmış olsaydık araları boş kalacağı için bu kadar serinlik vermezdi. Ama sık kullandığımız için daha sert duruyor. Biz genelde 6-7 tane kullanıyoruz burada. Öyle yapacağız burada da. Bir tane çilek
kek hazırlıyoruz. Bir tane yapabilirsem portakal yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum. Söz veremiyorum. Olmaya da bilir portakalı yani. Portakalı Şaşkın hatırlattığı için. Evet. Evet. Şaşkın sevdiği için. Ben çok seviyorum C vitaminli portakalı. Çileği de seviyorum ama çileği hep ben yazın yiyorum çileği. Bunu zamanında yemek lazım. Aha. Tüm sebze ve meyveleri. Çileği arkadaşınız çok seviyormuş. Öyle aslında mi? Onunla ilgili bize bir şey söyledi. Biz de Şaşkın'a sormak istiyoruz. Öyle mi? Mikrofonu al bakalım eline. Yani biz onunla konuşmadık. Birlikte soracak. Yani siz soracak. Ben soracağım. Peki. Aslında o bana hatırlattı daha doğrusu. Şaşkın abi. Ha bana yani sorun şaşkın soracaksınız. Şaşkın sorun geliyor. Ay çok heyecanlı şimdi. Çileği seviyorsundur Şaşkın. Evet çok seviyorum. Yemişsindir. Çileği mi? Evet. Yedim tabii hem de çok yedim böyle. Kocaman ağacın en tepesine çıktım çilekleri topladım teker teker yedim. Ağacın en tepesine mi? Ay o çilek değil miydi? Zümre ağaçta mı olur çilek? Ağaçta mı olur yoksa yerde mi olur? Ağaçta. Büyük ağaçta mı olur yüksek ağaçta? Hiç çileği kendin kopararak toplayarak yedin mi? Yemedin. Taha'ya ver bakalım mikrofonu. Taha çilek ağaçta mı olur? Hayır. Nasıl olur? Nasıl olur? Çalılıkların arasında. Çalı gibi. Küçük böyle yerde değil mi? Otların arasında gibi. Ya. Evet yerde oluyordu. Küçük küçük yeşilliklerin arasında. Sen kiraz mı topladın acaba? Ben karıştırdım ikisini. Kirazla çileği karıştırdım Arif abla. Bence de. Bakalım şartlarımız devam etsin. Ne soracağız? Çileğin üzeri nasıl Şaşkın? Yani nasıl bir meyve? Üzerinde benekler var değil mi? Çileğin üzerinde benekler var. Ben de çok merak ediyorum. Peki bu benekler ne renk biliyor musun? O benekler şey rengi, güneşe çıkınca yeşil, yağmur yağınca kırmızı, soğuk olunca siyah. Merve öğretmenimiz anlattı nasıl yapılacak, o gövdeler nasıl birbirine eklenecek, ayrıntılara geçeceksiniz. Teşekkür ettik size ve yarışmamızı başlatacağız yavaş yavaş. Küplerimiz de geldi. Evet, atasözümüzü yazacak bizim sağ tarafımızdaki masamızdaki Büşra öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla. Öğretmenlerimiz de yardım edecek arkadaşlar. Biz de yardımcı olacağız. Bir ekip oluşturacağız ve bu iki ekiple yarışacağız. Daha sonra da Merve öğretmenimizin masasındaki arkadaşlarımıza ve Merve öğretmenimize yarışacağız. Bakalım kim daha hızlı harfleri bir araya getirecek ve cümleyi tamamlayacak. Birlikte görmüş olacağız. Daha fazla bekletmeyelim. Sizi de izleyenlerimizi de alalım böyle. Gelin bakalım Taha, Zümra, Büşra öğretmenim. Ve atasözümüzü oluşturalım. Gel bakalım. Atasözümüzü hatırlatayım ben. Bakarsan bağ olur, evet. Bakmazsan dağ olur. Evet, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur gibi çok güzel bir atasözümüz var. Biz bu harfleri bir araya getirelim. Atasözümüzü şurada şöyle yazalım, okuyalım tekrar olur mu? Heyecanlı mısınız? Heyecanlı mısınız? Müşahit benim heyecanlı mısınız? Evet. Hiç heyecanlanmayalım. Oyun oynayacağımızı düşünelim. Hızlı davranalım. Olur mu? Çok hızlı düşünelim. Harf nerede? Hangisi? Alıp alıp gelelim ve oluşturalım. Üçe kadar sayacağız, başlayacağız. Merve öğretmenimiz de yardımcı olacak. Yarış diyoruz ama aslında oyun diyelim biz buna değil mi? Karşı masalarda birbirlerine destek olmuş olacaklar. Böylece Şaşkın da oradan yardım edecek. Evet. Haydi bakalım. O zaman üçe kadar sayıyoruz ve atasözümüzü oluşturmaya başlıyoruz. Bir, iki, üç. Başladı. Haydi bakalım. Hangi harfle başlıyoruz? D harfi. D. A harfi. D. Hemen. Da. Yumuşak G'yi bulmamız olur lazım. Olur Taha. O harfi. O harfi. Acele edin. Bak orada bir tane görüyorum. Görüyor musun? Orada yumuşak evet, G orada var. Var. Harikasın. Evet. Bir tane harfi. Boşluk var. G harfi. Boşluk buradaydı. Oradan alın boşluğu. Boşluk koy. 3 tane boşluk olsun o zaman orada. U harfi Taha. U harfi. Bak orada. Olur. Daha olur. Evet. Harikasın. B harfi. B'yi de getir bakalım. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlı. Acaba kaç saniyede yapacaklar? Yumuşak G'ye bak şurada. Yumuşak G'yi de koy. Boş. M'yi bul bir de M'yi. Evet. Wow, gerçekten çok heyecanlandım. Evet. Bağ. Neredeyse yapıyorlar. Ama acele edin arkadaşlar. Yanlış oldu. Bakmazsan. M harfi. Bakmazsan. Sen de M harfi. Evet burada varmış. K harfi. Bak. Bakmazsan. Arkadaşlar. K bakmazsan. Eceleyecek olursak. Bakmazsan. Bakalım arkadaşlar bunu yazabilecekler mi? N harfi sende. N.
harfi. O değil. Hadi bakalım. Aferin sana. Öğretmenim. Evet, biraz acele edin arkadaşlar. Süreyle yarışıyorsunuz biliyorsunuz. Ben süreyi tuttum bile. Bağ olur. B harfi. Bak orada. Bağ olur. Evet. A harfi. B. A. Bir tane de A ve yumuşak G bulacağız. Zümra. Yumuşak G. Zümra şöyle arkadan bir tane de boşluk koyalım oraya. Boşluk koyalım. Boşluk. Şunu hemencecik. Koş. Ba. Harfi. L. Olur. Bak burada Zümracığım, o orada. O bir de R koyacağım. R harfi lazım. İşte orada. Şimdi. Evet. Zümra arkadan dolanarak öğretmenine götür. Evet, harikasın. Bakarsan. Ya neydi? Bakarsan bağ olur. Bakmazsan daha olur. Arkadaşlar bakarsanız yaptığınız an bitirmiş olacaksınız. Biraz acele edin, çabuk olun. Acele edin. S verdik. Ve süremiz doluyor herhalde. Buraya mı? Yok, oraya. Acele edin. Bakarsan. Evet. Bakarsan. Ane. Evet. Hepimiz de geldi. Süremizi de dur. Alkışlıyorum. Evet. Arkadaşlar sizce kaç dakikada yaptılar Arif abla biliyor musunuz? Ben söyleyeyim mi? Söyle. 3 dakika 03 saniyede yaptılar. Tekrar bir alkış alalım o zaman. Kendimizi de alkışlayalım Taha. Bayağı yorulduk değil mi? Evet. Tebrikler. Çok yoruldular. Sizi yerlerinize alıyorum. Harikaydınız. Şimdi sıra diğer masaya gelecek. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olurmuş. Evet, aynen bunun gibi tekrar yapacaksınız. Ama çok hızlı yapın arkadaşlar. Süreyle yarışıyorsunuz, tamam mı? Sıla, Kerem hazır mısınız? Ve arkadaşlarımızı aldık yanımıza. Yarışmamızı başlatacağız yine. Diğer masadan bu masa daha mı hızlı oluşturacak küpleri? Ekip olduk her zamanki gibi. Bakacağız, birlikte görmüş olacağız. Bakalım şimdi kim daha hızlı oluşturacak küpleri? Müşahit Bey, siz de heyecanlandınız mı? Heyecanlandım. Bu masa daha hızlı mı olacak diye merak ediyor musunuz? Ediyorum tabii. Ha, sen de merak ediyor musun? Zümra sen de merak ediyor musun? Şaşkın sen merak ediyor musun? Ben de çok merak ediyorum. Acaba 3 dakika 03 saniye geçebilecekler mi? O zaman sizi daha fazla heyecanlandırmayalım ve meraklandırmayalım. 3'e kadar sayalım ve başlayalım. Hep beraber hadi bakalım. 1, 2, 3. Başla hadi bakalım. D harfi hemen. Evet, acele edin. A harfi. Yumuşak ye. Evet, çok hızlı yapacağız. Getir. Biz hızlandık. Üç tane de boşluk var. Onları da unutmayın. Üç tane boşluk var. S. 1. 2. Harikasın. 3. A'yı var. Bakalım, evet. B harfi. B harfini bu. N'yi ver. N'yi. A harfi. Bakmazsan. A, K. Bakmazsan. Bakmazsan ne olur? Bakmazsan daha olur arkadaşlar. A harfi bul sende. A harfi. Hadi bakalım. Üst sıraya geçiyoruz neredeyse. Olabilir mi? Z. Evet. Biraz acele edin. Boşluğu da aldık. Bağ olur. Şimdi B. B harfi. Bağ. Buraya K lazım. Yanlış koymuşuz az önce. K harfi bize bir tane. K harfi bulun hadi arkadaşlar. Süremiz ilerliyor. Kaçta? N'yi versen. Evet. Evet, acele edin. U'yu ver yine. Bağ olur. S'ye boşluk gelecek galiba. Burada boşluk yoktu. Altta boşluk yok, bakmazsan. Evet, B-A. Onları itelim öyle. Bakmazsan. Evet. Şimdi bağ olur. B-A. A harfi şimdi. R yumuşak G. Evet, burası tamam. Bağ boşluk. Evet, olur, bir tane boşluk koyayım bağdan sonra. Evet, boşluğumuz da tamam. Boşluk. Olur. Olur. Evet. Şimdi evet. Yukarıya geçin. Ne kaldı? Bakarsan. B harfi. Bakarsan. A'yı getir. A. Bakarsan. Şurada. B. Evet. K'yi getir. A. Bakarsan. A'yı getir. A'yı getir. İşte burada. Evet, acele.
oğlum birazcık. Biz daha hızlı bulduk. Bakalım ne oldu göreceğiz. A harfi. Öğretmenim A harfi. Acele edin, acele edin. Ne harfi geldi? B, süremiz doldu. Şunu şu yer değişecek. Hemen. Devam edin. B koydu. Dur, dur, dur. Kalkış. Evet, alkış geldi. Bir dakika şaşkın, bir tane daha yanlış varmış. Bir yanlış mı varmış? Bakarsan. Tamam. Tekrar alkış istiyorum. Süreyi söylüyorum Arif abla. İlk grubumuz 3 dakika 3 saniye 0-3 saniye. Çok heyecanlandım bu grup. Şimdi bu grubumuzda 2 dakika 14 saniyede. Oh. Alkışlar geldi. Tebrik ediyoruz birbirimizi. Teşekkür ediyoruz. Gel bakalım şöyle yanıma. Evet, atasözümüzü de hazırladık, tamamladık daha doğrusu. Düşer öğretmenim bitti mi? Evet, az kaldı. Hemen anlatacağınız bir iki bir şey varsa onları da alalım. Sonra sizi de buraya alalım. Tamam. Buradan veda edelim. Olur tamam, mu? Tamam. Şaşkın, biz bunu bu arada bir tekrar edelim. Büşra öğretmenimiz çalışmasını tamamlayana kadar şöyle bir şey yapacağız. Biz evet atasözümüzü burada oluşturduk. Yarışarak hazırladık ki hani daha iyi öğrenelim diye oyun haline getirdik atasözlerimizi. Ve bu atasözünün ne anlama geldiğini gittik arkadaşlarımıza sorduk. Mikrofon uzattık. Sen bu atasözünün anlamını biliyor musun? Ya da sen bu atasözünden ne anlıyorsun diye sorduk. Onlar da anlattılar. Onları dinleyelim. Bakalım neler demişler. Ardından buradayız. O zamana kadar bir şartlarımızın çalışması da bitecek. Onları da buraya almış olacağız ve buradan vedalaşacağız. Biraz sonra vedalaşmak üzere buluşuyoruz. Ve geldik programımızın sonuna arkadaşlar. Etkinliklerimizi tamamladık. Yelpazeler yaptık. Baykuşu çantalar yaptık. Küplerimizde de atasözlerimizi yazdık. Artık gitme zamanı. Ama bir sonraki bölümde biz yine burada aynı saatte sizlerle buluşacağız. Güzel yarışmalar, güzel çalışmalar yapacağız. O nedenle sizleri de bekliyor olacağız. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.